Fonksiyonun arkadaşlar görüntü ve tanım kümeleri güzelce gösterilmiş. FC nereye gidiyor bakalım? D'ye gidiyor. Sonra bunu atlattık. FD'ye bakalım. Nereye gidiyor? E'ye. Bunu da atlattık. FE'ye bakalım. Nereye gidiyor? C. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. F'in tersi x artı 2 x olduğuna göre gx de x, x kare olduğuna göre f bileşke g4 nedir demiş. Hemen g4'ü halledelim. G4 arkadaşlar x yerine 4 yazarsak 16 değil mi? Bizden şimdi haliyle bunu da atlattığımıza göre f 16'yı istiyor demek. Ne yapacağız? F'i at öbür tarafa hemen. Şöyle. Artık ne olur? Fx eşittir x artı 2. Bundan dolayı f 16, 16 artı 2'den 18 geldi arkadaşlar. D şıkkı oldu. G bileşke f10 ne demek arkadaşlar? Şöyle G içine F10 yaz demek. Bileşik fonksiyon da fonksiyondan bağımsız yeni bir şey değil sonuçta. F10'u bulmak için x yerine kaç yazmamız lazım? 4 yazmamız gerekiyor. 4 yazarsak 12-2'den gerçekten bakın F10 yapıyor. Sonra 4 çarpı e, ne yazmıştık içine? 4 yazdık. Artı 7. Böylece 16 artı 7'den 23 oldu F10. Şimdi F10'u artık bulduğumuza göre içerisi ne oldu? 23. G 23'ü istiyor bizden. Burayı 23 yapmak için x'e kaç vermemiz lazım? 8. Böylece g 23 eşittir. 2 çarpı 8 eksi 6'dan 16 eksi 6 10 geldi. D şıkkı oldu. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. G'nin tersi f2. Soldaki fonksiyonun öbür tarafı atma hakkınız var arkadaşlar. Nasıl? Ters olarak. Yani G'nin tersinin bir daha tersini alırsanız öbür tarafa zaten G olarak geçer. Bu yüzden F2 eşittir G3. Bileşke fonksiyonlarda bu yorumu yapma hakkımız var arkadaşlar. Lütfen bunu önemseyin tamam mı? Böylece F2 buradan ne oldu? 2M artı 2. G3 ne oldu? 12 artı M. Haliyle M eşittir 10 geldi. Temiz bir çözüm oldu bakın. Bileşke fonksiyonun tersi sorulmuş ne yapabiliriz? Önce birleşip yapıp yani burada şimdi her türlü işlem yapacağız. Böyle kaçmamak lazım. Ben fx'i bulayım daha kolay olsun. x yerine ne yazarız arkadaşlar 2'lerin gitmesi için? x artı 2. x artı 2 eksi 1'den x artı 1 olur. Sonra gx'i bulmak için x yerine ne yazarız? 2'lerin gitmesi için x eksi 2. Böylece o da 2 x eksi 2 eksi 3'ten 2x eksi 4 eksi 3 2x eksi 7 yaptı. Şimdi artık f'nin içine git gx'i yaz. Bak yapıyorum. f 2x-7 eşittir. x gördüğüm yere ne yazacağım bak. 2x-7 artı 1. İşte size f bileşke gx fonksiyonu arkadaşlar. Bileşke fonksiyonu da sonuçta bir fonksiyondur. Artık buna y diyelim. Ne yapacağız? x'i yalnız bırakacağız. y artı 6 bölü 2 eşittir. x oldu. Ne istemiş bizden? şey ne istemiş diyorum pardon. F'in tersi x'i istemişti. x artı 6 bölü 2. Burada tabii şöyle göstermiş. Hani hemen Allah Allah benimki yanlış mı falan diye düşünmeyin. 1 bölü 2 ile x artı 6'yı çarpmak demek. C şıkkı. Şimdi arkadaşlar g bileşke fx tabii şurası. Şimdi fx 2 eksi x bölü 3 verilmiş. Bak Burada g'yi bulmak için ne yapacağız biliyor musunuz? Normal fonksiyon yorumu. x fx'i bana 2 eksi x bölü 3 verdiği için bak böyle hallettim. Burası da arkadaşlar x artı 2 bölü x eksi 2 oldu. Şimdi buradan x'i bulmam lazım. Hemen şunu yapıyorum bak. x yerine ne yazmalıyım ki içerisi x olsun? 2 eksi hani bunu anlamak için böyle yapıyorum. 3x atıyorum bu tarafa 2 eksi 3x yazmalıymışım x yerine. Böylece arkadaşlar gx eşittir. 2 eksi 3x artı 2. 2 eksi 3x eksi 2. Buradan dolayı 4 eksi 3x bölü bunlar gitti. Eksi 3x oldu arkadaşlar. Sadeleştirme yaparsak 1 eksi 4 bölü 3x diyebiliriz. E şıkkı. Burada arkadaşlar fx'i biliyoruz. G'yi bulmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Burada f zaten bize verilmiş ya. 2 x eksi 4 bölü 5 diye. Hemen f bileşke gx ne demektir? x gördüğün yere gx yaz demektir. Dikkat 2 gx eksi 4 bölü 5 eşittir arkadaşlar. işte size bileşke fonksiyon olan x artı 6. Bu kadar düz mantık. Yani böyle müthiş anlamlar atfetmemek lazım zaten. Buna göre 2 gx Eksi 4 attık bu tarafa 5x artı 30 bir de 4 ekledim. 5x artı 34 oldu. Şimdi gx de buradan 5x artı 34 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Bizden g'nin tersi x'i istiyor. Ben ne yapacağım biliyor musunuz bu soruda? Y'yi yalnız bırakmak gerçi yapalım ya aman bu kadar da abartmaya gerek yok. Şimdi bunu bulduktan sonra fonksiyonun tersini bulmak için ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakıyoruz. 2y Eksi 34 bölü 5 arkadaşlar. X oldu. Bu da demek ki f'in tersi x. 2x eksi 34 bölü 5'miş. Yani c şıkkı. G bileşke gx, g 3x eksi 4'e eşitmiş. Bizden g bileşke g 2'yi istiyor. Hemen bakın şöyle bir hamle yapacağım. Bileşke fonksiyon ama sonuç itibariyle bileşke fonksiyon içeriye böyle gx yaz demek. Bak şimdi burası da 3x eksi 4. O zaman arkadaşlar g'nin içinde ne var? gx. g'nin içinde ne var? 3x eksi 4. Bunlar birbirine eşit. Aslında olay bu işte. gx 3x eksi 4'müş. Bundan dolayı g2 arkadaşlar ne gelir? 3 kere 2 6 eksi 4'ten 2. Şimdi buradan yine g2'yi bulacağız. Çünkü aynı durum oldu. g bileşke g2 ya şöyle yazayım hani şey olmasın. g2'yi buldum. Ben şimdi g bileşke gx için ne yapıyorum bakın. G2'yi yerine yazıyorum. G2 yine 2 idi. Haliyle G2 yine 2 oldu. C şıkkını şöyle işaretleyeyim. Bir kere arkadaşlar F bileşke F'nin tersi birbirini götürür. Bunlar git. Alamadım kalemi pardon. Bunlar gider arkadaşlar. Sonra yine şu da gider. Bir tek burada F kaldı gördünüz mü? Fx eşittir. 4 eksi x bölü 2. Yani f2 de buradan x yerine 2 yazarsak 2 bölü 2 1 olmuş oldu. A şıkkı. F4 27'nin karesiymiş. F bileşke F0 ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Bakalım şimdi. X gördüğüm yere 4 yazarsam F4 eşittir. 4 kere x8 bir daha 9 üzeri m olur. Bu da 3 üzeri 6 eşit. Bu da 3 üzeri 2 m olduğu için 3 üzeri 2 m 3 üzeri 6 ise m arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 oldu m 3 olduğuna göre fonksiyonu artık yazalım. fx eşittir 2x artı 1'in 3. kuvveti. f0 buradan 1'in kübünden 1 oldu. Şimdi sonuçta bu bileşke fonksiyondu ya f f0'dı. f0'ı bakın ne bulduk? 1. f1'i bulacağız artık. 2 artı 1 üzeri 3'ten cevabımız 27 oldu. D şıkkı. Soruyu çözmeden önce size şu bilgiyi bence vermem lazım. Mesela f bileşke g e 6 olsun, k olsun arkadaşlar. f'i bu tarafa atma hakkınız var, tamam mı? Bu şekilde. Ya da size bir soru verdi mesela f 6 eşittir g 4 dedi. Bu g'yi bu tarafa atarsanız g'nin tersi olarak geçer ama soluna gelir, tamam mı? Sağına değil. f'in soluna gelir ve g'nin tersi bileşke f 6 4 Kural olarak bunlar öğretiliyor arkadaşlar ve önemli şeylerdir. Birincisi bu. Bileşke de öbür tarafa atabilirsin. En soldakine sağdakini değil ama en soldakine Ve yine arkadaşlar en burada F6 G4 olduğunda şu bir tanesini diğerinin soluna atma hakkınız var. Aynı şekilde bunu şöyle de yapabilirsin. F'i de atabilirsin. 6 eşittir. F'in tersi bileşke G4. Bu bilgileri vereyim. Belki bunlardan kaynaklı da sıkıntı yaşamış olabilirsiniz soruda. Şimdi ee, H7'ye bakacağız arkadaşlar. G'nin tersi H7. O zaman önce bir H7'yi bulmak için x yerine ne yazmamız lazım? Burada 3 değil mi? x eşittir 3 yazarsam haliyle f 6 oldu. Şimdi dikkat. Ben artık G'nin tersi H7'de ne yazacağım biliyor musunuz? H7 gördüğüm yere F6 yazacağım. Neden? Bakın burada G ve F'nin ilişkisi verilmiş. G ve F'nin ilişkisi verildiği için orayı 6 yapmak adına dikkat. X yerine ne yazmam lazım? 8. 8 kere 2 16. Bir daha 17 oldu. G 17 eşittir. F 6 oldu. Artık ne yapıyorum? G'yi sağ tarafa atıyorum bak. Sol tarafına F'nin. G'nin tersi bileşke F. 6 17 imiş. Böylece artık burayı bulduk. Birinciyi hallettik. Gelelim ikinciye. İkinci de G5'i bulacağım. X yerine ne yazmam lazım? 2. G5 eşittir. 2 yazdığım için F0 oldu. Şimdi arkadaşlar at f'in tersini sol tarafa. F'in tersi bileşke g5 de neye eşit oldu? 0. Bunu da sıfır bulduk. Bir cevap 0, bir cevap 17. C şıkkı geldi bu güzel sorunun. G bileşke f 1e bileşke fonksiyon ne demek? G bileşke f a ise arkadaşlar a diye çıkar demek. Hemen bileşke fonksiyonumuzu üretelim o zaman. G'nin içine ne yazmam lazım? Fx. Fx neye eşit? 2x artı a. Hemen yazıyorum bakın. G 2x artı a. Böylece b parantezinde 2x artı a. Buradan da 4'e şey artı 4 diyeceğiz. 2bx artı ab artı 4. Bileşke fonksiyonu bulduk değil mi artık g bileşke fx'i? Bu neye eşit olmalı? Birim fonksiyonu olduğu için x'e eşit olmalı. Böylece arkadaşlar x'in katsayısı 1 olduğu için b 1 bölü 2 olmalı. Sabit sayı yok. 1 bölü 2 a artı 4 de 0'a eşit olmalı. a da buradan e, 1 bölü 2 a eşittir. Eksi 4'ten a eksi 8 oldu. Bizden a'nın b'ye oranını istiyor. Eksi 8 bölü 1 bölü 2'den cevabımız eksi 16 oldu. D şıkkı. Bir fonksiyonun periyodu 5 ise her 5 sayıda bir aynı sayıya eşit olacaktır. Örnek f eksi 22 arkadaşlar. f eksi 17'ye de eşittir. Hatta F eksi 22'ye 25 ekleyin. F3 de arkadaşlar yine 7'ye eşittir. Yani 5'in katlarına ekleme hakkınız var. Hepsi 7'ye eşit oluyor. G'de de periyot böylece 6 olduğundan ona göre düşünebilirsiniz. Şimdi benden de istemiş G eksi 5. Ne yapacağım arkadaşlar? G eksi 5 için bir düşünelim. Bunun periyodu 6 ya. bakalım G eksi 5 3'e eşit mi? Bundan 24 çıkartayım. Bak Altının katını çıkarıyorum veya ekliyorum fark etmez. Çıkarsan da eklesen de fonksiyon değişmeyecektir. Buna göre arkadaşlar çıkartınca a bak g eksi 5 yine 3 oldu. Periyodu 6 olduğundan dolayı. Böylece f g eksi 5 yerine artık 3 yazabilirim. f 3ü istiyormuş. Demin çaktırmadan cevabı bulmuşum burada. Eksi 22'ye 25 ekledim. F3 7 oldu arkadaşlar. Bir de önünde 2 var. 2 çarpı 7 artı F103. E burada ne yapacağım? Kaç çıkaracağım buradan? 100 çıkaracağım. 5'in katı çünkü. F103 böylece aslında neye eşitmiş periyottan dolayı F3. O da neydi? 7 arkadaşlar. Demek ki benden F3 yerine 7 yazarsam G7'yi istiyor. G7 de 19'dan kaç eksiktir bakın göstereyim? 12 eksiktir. Yani G9 G19'da arkadaşlar G e, kaçı kaça eşittir? 7'ye. O da 3. Böylece toplamları 14 artı 3'ten 17 e şıkkı oldu. Burada arkadaşlar doğrusal fonksiyon olmasına rağmen fark ettiniz mi? Sabit yok. Demek ki bu fonksiyon fx eşittir. Böyle bir mx tarzındaymış. Yani n değilmiş. Bundan dolayı f içinde f içinde fx. Burada şimdi fx'e mx dersek. içeriden dışarı doğru gidelim şimdi. fx mx ise artık f F mx olur burası değil mi? Şimdi şurayı bulalım. F mx ne demektir? X gördüğün yere mx yazarsam bakın budur. Artık en sonunda da F m çarpı mx oldu. Bu da x gördüğümüz yere m kare x yazmamız lazım. Bir de katsayı olarak m var. Böylece m küp x eşittir 8x oldu. m burada 2. Zaten olacağı aşikar da ben size güzelce göstermiş oldum. Fx arkadaşlar 2x olduğundan f4 de 2 çarpı 4, 8, E şıkkı. Şimdi biz normal bileşke fonksiyonda ne yapıyoruz arkadaşlar? F içinde Gx diyoruz değil mi? Şimdi burada da aynı şekilde şöyle bir durum yapacağız. E, diyeceğiz ki Gx gördüğüm yere bir şey yazamayacağım. O yüzden bak G kare x. Normal Gx'i yazıyorum burada x gördüğüm yere. Eksi 4Gx artı 1 neye eşitmiş? x üzeri 6 x 3. Burada güzel bir durum oldu yalnız. Takip edin. Eksi 4 gx at 3 öbür tarafa 4 x üzeri 6. Bu parantez kare gx eksi 2'nin parantez karesi x üzeri 6'ymış. Şimdi g2 için yazıyorum. g2 eksi 2'nin karesi eşittir 2 üzeri 6'dan 64. Bu ne demektir? 1 g2 eksi 2 8 olabilir. g2 buradan 10 olur. 2 g2 eksi 2 eksi 8 olabilir. G2 arkadaşlar buradan eksi 6 olur. Alacağı değerler çarpımı da eksi 6 çarpı 10'dan eksi 60 C şıkkı. Bir bileşke fonksiyon yorumu arkadaşlar yapacağız burada. Bir de tanım kümesi doğal sayılar dediği için ona dikkat ederek tabii yoksa ekstra bir şey yapmayacağız. F bileşke FM'yi hemen yapalım. F, FM. Hemen ne yapıyorum bakın. E, 2, M artı 3 çarpı 2 artı 3. Böylece 4M artı 6, 3 daha 9. Şimdi F bileşke FM'ye ne geldi? 4M artı 9. Doğal sayı olduğuna göre M'ye en az kaç verebilirim? 0. Böylece gördüğünüz gibi en küçük değeri hakikaten 9 oldu. Şimdi G bileşke GM'ye bakalım arkadaşlar. Orada da yine 3, 3M artı 2. Artı 2. Buradan da 9M artı 4 oldu. M'ye 0 verirsem ee, şurası pardon. 3M artı 2 6 artı 2'den 8 oldu. M0 için alacağı en küçük değer bakın ne geldi? 8. Bu da doğru. F bileşke G bileşke FM. Şimdi FM'ye bakalım. FM 2M artı 3. Sonra G gördüğüm yere ne yazacağım bakın? G 2M artı 3. Bu da ne yapar? 3 parantezinde 2M artı 3 artı 2. 6M artı 9 artı 2'den 6m artı 11. Aslında buradan bile soru belli de hadi ben yine devam edeyim. Sonra f 6m artı 11 yapacağız. En son f fonksiyonu için bu da 2 parantezinde 6m artı 11 artı 3. Bakın 12m artı 22 3 daha 25 oldu. Bu fonksiyonda siz ne yaparsanız yapın cevap hep rakam değil normal bir sayı gelecek. 2 basamaklı gelecek. Bundan dolayı evet üçüncü de doğrudur. E şıkkı oldu. 1 2 3